Gayrimenkul Pazarlama ve Satış Profesyonelleri Derneği Başkanı İsmail Özcan bizimle birlikte. İsmail Bey merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba Murat Bey, teşekkür ederim, hoş bulduk. İsmail Bey hemen soracağım. Konut satışları 2 aydır aslına bakacak olursanız oldukça yüksek seyrediyor. Yüksek faize, mevcut faizlerin seviyesine rağmen bu kadar çok konut satılmasının sebebi, yani piyasada son açıklanan verileri siz nasıl değerlendiriyorsunuz piyasaya hakim bir isim olarak? Öncelikle şunu ifade etmek lazım. Sektörümüz tutunmaya çalışıyor. Konut sektörü bize her zaman lazım. Konut bize her zaman lazım. Malumunuz biraz barınmayla ilgili sıkıntılarımız gitgide had safhaya ulaşmaya başladı. Gerek satılık anlamında gerek kiralık anlamında konut bulabilmek piyasada oldukça zorlaştı. Her ne kadar bir takım olumsuz koşullar da olsa gerek ekonomi tarafında gerekse de piyasa şartları çerçevesinde malzeme fiyatları, işçilik bulabilmek vesaire. Bunlarla ilgili sıkıntılar da olsa sektörümüz tutunmaya ve üretmeye devam ediyor ve satmaya gayret ediyor. Bu alanda da çalışan ciddi sayıda bir emekçi var bildiğiniz gibi. Sektörümüz hala daha ısrarlı bir şekilde konut açığını gidermeye, konut talebini karşılamaya gayret ediyor. Biz bunun biraz çabası olarak görüyoruz son 2 aylık artışları. Tabii ekonomide de gelişen bir takım durumlar var. Bu çerçevede de hali hazırda canlı bir toplumuz, talebi canlı bir milletiz diyelim. Konuta olan talebimiz hala yüksek olduğu için satışlarımız giderek bundan sonrası da hareketlenebilir diye öngörüyoruz. Peki İsmail Bey, şöyle de bakalım, kredili konut alımı toplam satışlar içerisinde hala düşük seyrediyor. 10 konuttan sadece biri krediyle alınmış durumda ama aylık bazda bir artış, bir ivmelenme var yukarıya doğru. Ağustos ayına baktığımızda 13.500 adetlik konut alımı içinde kredi kullanılmış durumda. Yüksek faize rağmen bu tabloyu, ortaya çıkan bu tabloyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Aslında bizim bu tüketici grubuna ihtiyacımız var. Yani ipotekli satış yapmaya sektörümüzün ihtiyacı var. Daha çok biliyorsunuz beyaz yakalı dediğimiz kesim bu taleple geliyor. Yani kredi kullanmak, belli bir kısmı birikiminle karşılamak, belli bir kısmı da kredi kullanarak, konut kredisi alarak, borçlanarak orta ve uzun vadeli, yani genelde 5 yıl ve 10 yıl vadeli olarak konut almaya çalışıyor. Bu kesim son yıllarda sektörümüzden çıkmıştı açıkçası. Öngörülebilirlik biraz kalktığı için bir de tabii ki enflasyonun artışı, kredi faizlerinin yükselmesi bu kesimi olumsuz etkilemişti. Bundan sonraki süreçte gerek enflasyonun düşüşüyle gerekse de kredi faizlerinde beklenen düşüşlerle bu alanın da tekrar canlanacağını düşünüyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte sektörümüzde yine üretmeye, konut alternatifleri, konut projeleri sunmaya gayret ederse piyasaya, ben bu talebin karşılığını yeni projelerde alacağını tahmin ediyorum. Konut fiyatlarında yıllık bazda reel olarak gerileme devam ediyor. Yani konut fiyatı aylık olarak enflasyonun üzerinde artmış durumda. Aylık bazda reel bir değerlendirme göze çarpıyor. Bütün buna rağmen konutta 2 aylık talep artışı İsmail Bey. Fiyatı da yükseltiyor mu? Fiyatları da etki ediyor mu bu 2 aylık talep artışı? Şimdi şunu da tabii ki öncelikle tespit etmek gerekiyor. Konutlar hala fiyat artışına tabi oluyor. Yani enflasyonun biraz altında da olsa, altında da kalsa, reel anlamda sizin dediğiniz gibi gerilese de aslında fiyatlar artıyor ki bundan sonra da artacaktır. Şu nedenle talep canlanmaya başladı. Bu talebi gören piyasa mutlaka eldeki stoğu değerlendirmek isteyecek ama tabii ki bir fiyat realizasyonunu da yapmak isteyecek. Dediğiniz gibi geçmiş yıllarda özellikle enflasyonun da artışıyla birlikte o enflasyona tabi olan artışı biz kendi sektörümüzde yansıtamadık diyelim. Özellikle proje geliştiren firmalar, konut yatırımcısı firmalar karlılık görmediği anda yeni üretimlerini, yeni proje lansmanlarını geriye çektiler. Bu da piyasaya maalesef sıkıntı olarak yansıdı. Satılıkların, hali hazırda teslim edilebilecek satılık konutların fiyat artışı olarak yansıdı ve en nihayet kiraların artışı olarak yansıdı. Bizim bu dengeyi sağlayabilmemiz için üretmemiz lazım. Yani konut imalatçılarının aktif olarak sektörde yer alması gerekiyor. Bu da nasıl olacak? Gerek işte finansmanı sağlam, kendi kredi kullanabilen veya kendi nakdi olan insanların tekrar gayrimenkul talep etmesi, konut talep etmesiyle mümkün olacak. Bunu sağlayacak bir noktada, ekonomi canlandığı noktada tabii ki konut üreticileri de gaza basacaktır. Yeni projeler açıklayacaktır. Bu da piyasada fiyatın dengelenmesini sağlayacaktır. Orta vadede, kısa ve orta vadede biraz daha konutların artacağını, değerleneceğini öngörebiliriz. Ama inşallah beklediğimiz üretim artışı sağlanabilirse tekrar dengeye gelebileceğini tahmin ediyoruz.
İsmail Bey, beklenen üretim artışı derken bir şey var mıdır bunun? Bir nasıl diyelim, sınırı, ölçütü, kıstası? Mesela atıyorum aylık 50 bin konut üretimi, aylık 70 bin konut üretimi gibi bir kafanızda plan, proje, bir fikir, düşünce var mıdır? Şimdi şöyle söylerim onu da, yaklaşık her yıl Türkiye'de 1 milyon 200 bin, 1 milyon 500 bin adet konut satılabiliyor. Bunun bir kısmı, hatta geçmişte yarısıydı, şimdi artık 3'te 2'si falan oldu, ikinci el konutlar. Diğer kısmı da, kalan kısmı da yeni konutlar şeklinde. Her halükarda evlenmeler, boşanmalar, yeni doğumlar, eğitim nedeniyle göçler vesaire, bunlarla birlikte baktığınızda yaklaşık 800 bin adetlik bir konuta bizim her sene üretmeye ve satmaya ihtiyacımız var. Sektörde talep edilen yeni inşaat ruhsatları rakamlarını da o anlamda ciddi takip etmek gerekiyor. Bu rakamları sağlayabiliyoruz ama belli bir nedenle tamamlanamayan, teslim edilemeyen projelerde konutlar da olabiliyor. O açıdan baktığınızda bizim en nihayetinde yıllık 1 milyon üretim adedinde ruhsat en azından almak ve devam ettirmek zorundayız. Bunu sağlayabilecek bir sektör altyapısı bence mevcut. Sadece insanlar biraz daha tabii kendi hesap kitap açısından, kendi gelirleri giderleri açısından gayrimenkul firmaları biraz daha karlılık görmek istiyorlar, bekliyorlar bence. O karlılığı, o dengeyi, o piyasa istikrarını gördükleri noktada dediğiniz gibi aylık en azından 70-80 bin adetlik, belki 100 bin adetlik üretim bandına çekebilirsek sektörü, bence fiyatlar da çok istenen, arzulanan noktalarda kalacaktır, tutulabilecektir. Bu da hem satış fiyatlarının hem kiraların dengede kalması demek. Peki İsmail Bey, son olarak büyük resimle toparlamak istiyorum. Bütün bu yaptığınız yorumları, büyüme rakamları, büyüme rakamları içerisinde iç talebin büyümeye olan katkısının giderek azaldığını, evet var ama giderek azaldığını da görüyoruz. Üçüncü çeyrekte büyümenin bir miktar daha aşağıya doğru gideceğini, iç talebin bir miktar daha sınırlanacağını, sıkı para politikasının etkilerinin daha belirgin hissedileceğini konuşuyoruz, ediyoruz, bekliyoruz, öngörüyoruz. Bu durumda bu son açıklanan veriler, hatırlayın, sıkı para politikası öncesinde otomobil veya ev, konut konusunda çok ciddi bir talep olmuş ve fiyatlar korkunç noktalara gelmişti. O günle bugünü kıyaslayacak olursak eğer, bu veri size hangi noktayı işaret ediyor? Deminden beri değerlendirdiğiniz veriler. Şunu söyleyeyim. Şimdi bizim sektörümüzde gayrimenkul yatırımcısına ihtiyaç var. İki türlü gayrimenkul alımı yapılır. Bir oturmak için alırsınız, bir de yatırım yapmak, yani kiraya vermek veya değer artışından faydalanmak üzere gayrimenkul alırsınız. Özellikle konut alırsınız. Geçtiğimiz iki yılda biliyorsunuz kira artış oranları sınırlandırıldı %25'le. Kira getirisine odaklı olan yatırımcı maalesef piyasadan çıktı. O noktada farklı belki enstrümanlarda birikimini değerlendirdi ama artık özellikle kur korumalı mevduat sisteminin artık gerilemeye başlaması, diğer finansal enstrümanlardaki karlılıkların veya gelir kazançlarının minimize hale gelmesi, tekrar gayrimenkul yatırımcısı dediğimiz kitlenin sektöre dönüşünü bence tetikledi. Bu noktada özellikle Temmuz ayı başında sonlanan bu kira artış oranı sınırlaması, tekrar insanların satın aldıkları bir konutu, bir yatırım yaptıkları konutu kiraladıkları noktada ve ileriki bir yıllık, iki yıllık, üç yıllık, beş yıllık süreçlerle tekrar en azından enflasyon şartlarında artırabildiklerini gördükleri anda tekrar alıma geçtiklerini gözlemliyoruz. Bu noktada da gayrimenkul firmalarının, özellikle elinde stoğu olan, satmaya ihtiyacı olan gayrimenkul geliştirme şirketlerinin uygun kampanyalarla, uygun indirimlerle o talebi canlı bir şekilde alıp değerlendirmek istediklerini görüyoruz. Piyasa o anlamda yatırım açısından diyelim kendi dengesini bulmaya başladı. Umarım bu devam eder. Çünkü bizim kiralık konuta hat safhada ihtiyacımız var. Eskiden bir caddeye, bir sokağa girdiğinizde sarı renkli ilanları gördüğünüz, kiralık satılık olarak artık hani dolaştığınızda ana caddelerde bile özellikle konut tipindeki gayrimenkuller bunu maalesef pek görebilmek mümkün değil. İnsanlar ilk buldukları alternatif bir kiralık konuta hemen karar verip hemen kiralama noktasına geldiler. Alternatif bakmaktan herkes bakamıyor, alternatif bulamıyor, bakamıyor. Dolayısıyla da ilk bulduğu konutu kiralama yoluna gidiyor. Dolayısıyla özellikle bence kamu tarafında TOKİ olsun, emlak konut olsun, belediye tarafında da mesela İstanbul'da KİPTAŞ olsun, bu tür kamu kurumlarının, belediye kurumlarının kiralık konut arzını artırmak yönünde bence çabaları olmalı. Bu konuda adım atılırsa piyasada dengesini bulacaktır. Dediğimiz gibi her zaman ekonomiye bağlıyız. Gayrimenkul de artık bir finansal enstrüman. Ekonomide belli bir dengeye geldiği noktada yatırımcının tekrar sektörümüze döneceğini, satılık, kiralık anlamında piyasa fiyatı dengesinin bulacağını tahmin ediyorum.
Gayrimenkul Pazarlama ve Satış Profesyonelleri Derneği Başkanı İsmail Özcan, çok teşekkürler bizimle birlikte olduğunuz ve görüşlerinizi paylaştığınız için mutlu günler diliyorum. Ve değerli